Bazen gerçekten çok eğleniyorum. Bu yatırımlar, piyasalar, bu konudaki yorumlar beni öldürüyorlar. Dün biliyorsunuz Amerika'da enflasyon verisi beklenenden iyi geldi. Piyasalar hızlıca yükselmeye başladı. Zaten öyle görmüştük. Sonra Biden çıktı. Borç tabanı hakkında bazı açıklamalar yaptı. Biraz olumsuz açıklamalar. Piyasa bir düşmeye başladı. Hemen saniyesinde YouTube'da ve Twitter'daki sevgili takipçilerim geldiler ve bak yükseleceklerin düşüyor. Sen bir şey bilmiyorsun falan demeye başladılar. Sonra Biden'ın konuşması bitti. Etkisi azaldı. Piyasalardaki günü pozitifle kapattılar. Nasdaq %1, S&P ise %0.45'lik yükselişle günü bitirdi. S&P 4200 sınırına doğru hızlıca yaklaşıyor. Bakalım neler oluyor göreceğiz. Peki ne oldu bu borç tavanından piyasalar neden korkuyor? Bir de enflasyon verisi konusu acaba yine tartışma çıktı zaten tahmin ediyordum. Bak çekirdek düşmüyor hocam aslında enflasyon düşmüyor falan diye bütün bunları bugün size için derledim. Bir enflasyon verisinde beni çok mutlu eden iki detayın içine bir gireceğiz önce hızlıca ve bunların piyasa için süper olumlu olduğunu Haziran ayından itibaren çok coşkulu piyasalara gidebileceğimizi anlatacağım. Ama bir yandan da tabii borç tabanı riskinden biraz bahsedeceğiz. Borç tabanı riski Amerika'da hep bir şarlatanlıktır. O şarlatanlığın detaylarına biraz gireceğiz ve buradaki riskimizi de açıkça ortaya koyacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Önce enflasyon verisiyle ilgili süper önemli iki detaya el alalım. Dün bu da Twitter'da paylaştım. Eğer beni henüz Twitter'da takip etmiyorsanız mutlaka edin. Her an video yapmam mümkün değil ama bütün gelişmeleri anlık orada değerlendiriyorum. Ve dedim ki şu an itibariyle Fed'in faiz oranı enflasyonun epey üstünde. FED faizleri %5-5.25 arasında enflasyon ise %4.9. Bu FED'in hedeflediği kısıtlayıcı seviyeye geldiğini gösteriyor. Yani artık piyasaların enflasyonu yukarı doğru götürmesi mümkün değil çünkü FED faizi orada aslanlar gibi duruyor. Ama tahminlerim doğruysa Mayıs ayında ve Haziran ayında arka arkaya iki kez çok sert enflasyon düşüşleri geliyor. Bu durumda muhtemelen Haziran sonuna geldiğimizde FED faizi %5-5.25'de hala duruyorsa enflasyonun %4'lerin altına doğru sarkmaya başladığı bir iklimle karşı karşıya olacağız. Bu durumda Fed'in faizleri düşürmesi mümkün. Tabii düşürecek mi düşürmeyecek mi burada bir sürü politik vesaire konu var ama piyasalar bunu mutlaka değerlendirecektir. Çünkü Fed'in faiz artırmasının sebebi insanları öldürmek değil enflasyonu düşürmekte ve buradaki hedeflere çok yaklaşmış durumdayız. Birinci olumlu gelişme bu. İkinci olumlu gelişme ise bir detayda. Dün Bloomberg'un yaptığı bir hesaplamaya göre enerji ve konut hariç tutulduğunda hizmet fiyatları Nisan ayında sadece %0.1 artmışlar ve bu Temmuz 2022'den beri ki en düşük seviye. Neden bu çok önemli? %0.1'i 12 ile çarparsanız %1.2'lik bir enflasyondan bahsediyoruz. Ve bu Fed'in en önem verdiği gösterge. Powell en son konuşmasında bunun üzerinde açıkça uzun süre durduydu. Demişti ki bizim esas etkileyebildiğimiz yer enerji fiyatları değil konut fiyatlarındaki gerileme zamanı yayılıyor kiralardaki düşüş. Ona da etkimiz kısa vadede biraz kısıtlı kalabiliyor. Ama bizim esas hedeflediğimiz yer bu ikisine haiz tuttuğumuzda hizmetlerde neler oluyor ve hizmetlerdeki enflasyon düşmesi süper sert. Bakın dün çekirdek enflasyonu nispeten yüksek tutan iki faktör var sadece. Birisi ikinci el otomobil ticareti ve dünkü yayından sonra bununla ilgili inceleme yaptım. Bu geciken bir veri aslında çünkü baktığımızda Nisan ayında Amerika'da ikinci el otomobil fiyatları düşmüş durumda. Fed'in hesaplamasında bir hata var orada. Bir de kiralar, kiralarda zaten hep bahsettik gecikerek geliyor enflasyon verisi. Esas Fed'in önem verdiği şeyde ise enflasyon yüzde 1.2'ye inmiş durumda. Fed pivot edecek. Ne zaman edecek? Bu politik bir karar. Muhtemelen sonbahara kadar sarkıtmaya çalışacaklar, emin olmaya çalışacaklar. Fed'in psikolojisiyle ilgili daha evvel şu videoda anlatmıştım nasıl düşünüyorlar dünyayı anlatmaya çalışmıştım. Ama piyasalar bunu değerlendirmeye başladı. Nitekim dün enflasyon açıklandıktan hemen sonra Amerikan kağıtlarında faiz düşüşleri yaşadık. Buraya kadar haberler olumlu ama tabii şu borç tavanı meselesi can sıkıyor. Öncelikle Amerika'nın borcuna bakalım. Amerika'nın borcu hakikaten çok hızlı yükseliyor. Gayri safi milli hastasına göre borcu rekor seviyelerde %130'ları geçmiş durumda. Mutlak harcım olarak da baktığımızda 31.4 trilyonluk yasal borç tabanının epeydir üstünde gidiyorlar zaten. Orada Amerikan hazinesinin belli araçları var. Yasal tavanın üzerine çıkma hakkına sahip onun epey üzerine gidiyorlar. Ama Amerikan Hazine Bakanı Yellen ne dedi? Artık dedi sınıra geldik. Eğer Mayıs sonu Haziran başına kadar bu konuda bir çözüm gelmezse başımız dertte. Ne demek borç tavanı? Amerika'nın yönetim sisteminde hükümetin harcayabileceği ile ilgili sınırlamalar var. Bu sınırlamanın bir bölümü bütçeden geliyor elbette. Bir bölümü de borçlanma ile ilgili. Ve diyor ki kanunları eğer hükümet tekrar borçlanacaksa bir limit var. O limitin üstüne geçiyorsa kongrede onay alması lazım. Geçmişte bu onaylar hep alınmış. Burada Amerikan borç tavanının yükselişlerini görüyoruz. Şu anda tarihi yüksek seviyelere gelmiş durumda. Kimi zaman hükümette cumhuriyetçiler olmuşlar. Şu kırmızılar cumhuriyetçilerin dönemleri. Kimi zaman demokratlar olmuş ama bir şekilde bu iş çözüle gelmiş bugüne kadar. Hep çözüle gelmiş ama bu bir pazarlık konusu da edilmiş elbette. Çünkü Amerikan sistemine baktığımızda kongre iki alt unsurdan oluşuyor diyelim. Temsilciler Meclisi ve Senato. Şu anda Temsilciler Meclisi cumhuriyetçilerin elinde. Senato ise demokratların elinde ve bu ikisinin ortak kararıyla ancak kanunlar çıkabiliyor işte burada da herkes birbirini ne yapıyor? Sıkıştırıyor ve kongreden o karar çıkmadan önce hem cumhuriyetçiler hem demokratlar kendilerine çıkar elde etmek istiyorlar. Nedir cumhuriyetçilerle demokratların kapıştığı konu? Çok basit. Cumhuriyetçiler bence epeyce de haklı olarak diyorlar ki demokratlara abi çok para harcıyorsunuz, bitireceksiniz bizi hakikaten inanılmaz para harcıyorlar. Bir yandan hani mecburi harcamalar var, bir yandan Ukrayna Savaşı finanse ediliyor, bir yandan yeşil enerji dönüşüm konusunda demokratların eli aşırı bol. Cumhuriyetçiler de diyorlar ki yeter artık siz bizi öldüreceksiniz. Demokratlar da diyorlar ki bak arkadaş bu borç meselesinin pazarlığı olmaz. Hatta biraz sonra geleceğim. Anayasada bile bu bir maddedir. Bunu pazarlığını etmeyin. Neyse bize siz bu borç tavanını açın. Biz işimize bakalım hiçbir bütçe kısıtlamasına, sınamasına falan da razı değiliz diyorlar. Tabi burada başkanlar veya eski başkanların yorumları da epey eğlenceli. Dün tabi bu turuncu kafa ve yakın zamanda tacizden 5 milyon dolar ceza almış sevgili Amerikan Başkanı Trump devreye girdi ve dedi ki Gerekirse Amerika borçtan ödeyemez hale gelsin önemli değil. Demokratlar daha fazla artık para harcamasınlar dedi. Oysa geçmişte kendisi başkanken şöyle bir ifadesi var. Kesinlikle borç tabanı pazarlık meselesi olmamalıdır. Ne gerekirse harcamalıyız. Çünkü bu Amerika'nın güvenliği için önemli. Amerikan dolarının rezerv olması için önemli. Böyle demiş. İşte dün de bir röportajda soruyorlar kendisi. E geçmişte böyle demiştin diyorlar. O zaman başkandım diyor. Dün dündür, bugün bugündür dünyanın her yerinde politikacıların en ortak iğrenç özelliği bence. Trump öyle de Biden farklı mı? Biden şimdi ne diyor? Borç tabanında pazarlık olmaz. Oysa geçmişte demokratlar muhalifetteyken kendisi de borç tabanını engelleme konusunda gayet önemli girişimlerde bulunmuş. Ama her şekilde bu iki insan şu anda kapışıyorlar. Bu iki insanın temsil ettiği partiler kapışıyor ve ciddi bir pazarlık evresine girilmiş durumda. Bunun somut etkileri nedir? Bir kısa vadedeki hemen etkilere bakalım. Amerika'da bir aylık hazine kağıtlarına faizler acayip hızlı yükselmeye başladı. Neden? Çünkü bir ay sonra Amerikan hükümetinin borç ödeyemez hale geleceği düşünülüyor. Bu durumda bu kağıtları alanlar daha fazla faiz istiyorlar. Uzun vadeli kağıtlarda pek bir değişiklik yok ama kısa vadelerde burada görüyorsun hızlı bir tırmanma yaşanmış durumda. Bir de Amerikan CDS'leri. Nedir CDS'ler? Credit Default Swap'lar. Yani Amerikan hükümetinin kredisini ödeyememesine karşı güvence işlemleri, sigorta işlemleri diyelim. Onların fiyatlarında epey artışlar var burada görüyorsunuz. Bir yıllık ve iki yıllık iki ayrı gösterge getirdim size. İşte eğlenceli tarafı burada Meksika ve Brezilya gibi oldukça küçük ve sorunlu ekonomilerden bile daha tehlikeli gözüküyor bunlar. Yalnız burada bir konuyu açmakta fayda var. Bu Amerika'nın kredisini ödeyemeyeceğinin fiyatlandığı anlamına gelmiyor. Burada bir trade fırsatı çıkmış durumda. Çünkü eğer Amerika kredisini ödeyemezse, elinizde bu sigortalar varsa hazine kağıtlarının o andaki piyasa değeriyle hazine kağıdının esas olması gereken değer arasındaki fark size ödeniyor. Yani çok hoş bir getiri burada olabilir. Bundan dolayı da biraz traderlar da buraya giriyorlar. Çünkü kimse uzun vadede parasını kendisi basan bir devletin borcunu ödeyemeyeceğini düşünmüyor. O yüzden zaten uzun vadeli kağıtların Amerika'nın bir sıkıntımız yok. Ama eğer bu sorun aşılamazsa ve bu sorun aşılması için de günler sayılı Amerikan Hazine Bakanı Yellen'in söylediğine göre ve bu iki tip ve bunların temsil ettiği partiler inatlaşmaya devam ederlerse sıkıntı biraz büyüyebilir. Ne olabilir? Bu durumda Amerika öncelikle belli federal harcavaları yapamaz hale gelebilir. Askerlerine para ödeyemez, emeklilere para ödeyemez, sosyal güvence sistemi devreye girebilir. Federal hükümet çalışanları maaş alamaz hale gelirler. Buna shutdown yani hükümetin veya devletin kapanması deniyor. Geçmişte örnekleri var. Biraz sonra etkilerine geleceğim. Daha da bu iş uzarsa ama bizim sevgili Hamza Hoca'nın falan çok hoşuna gidecek süper şeyler olur. Amerikan parasının rezerv para olması meselesi tartışılmaya başladı. Son derece doğal. Çünkü neden insanlar Amerikan dolarını rezerv para olarak görüyorlar? Amerikan devletinin her zaman borcunu ödeyeceğini bildikleri için. Bu bir süre böyle tartışma yaratır. Bunlar geçmişte de olmuş. Ama bu öte yandan tabii cumhuriyetçilerin de elinde sonunda teslim olması gerektiren bir şey. Çünkü Amerikan rezerv parasını rezerv para olmaktan çıkaran siyasetçi durumuna kimse düşmek istemez. Bundan dolayı geçmişte de işte bu bilek güreşleri yapılıyor. En de sonunda ama bir uzlaşmaya hep varılıyor. Peki borç tavanı riski geçmişte borsaları nasıl etkilemiş? Çünkü çoğunuz borsalardasınız, hisse senetlerindesiniz veya kriptodasınız. Epek Epek güzel olmamış tabii etkileri. Burada biraz rakamlara bakmakta fayda var. 2011'de yine cumhuriyetçilerle demokratçılar kapışmışlar. Borç tavanı aşmak son günlere kalmış ve ortalık bayağı sarsılmış. Amerikan hisse senetlerinde S&P'de %17'lik zirveden düşüş yaşanmış. Yalnız bu meseleyi tek başına almamanız gerekiyor. O dönemdeki tabii ki ekonomik konjonktüre de bakmak lazım. O dönemde belki hatırlayanlar vardır. Avrupa'da bankalarda çok büyük sorun var. Hatta Yunan bankaları arka arkaya iflas etti. Kıbrıs'ta insanlar paralarını çekemez hale geldi. Belki biliyorsunuzdur. İspanya, İtalya her yerde sıkıntı var. O dönemde o yüzden ekonomi de kötü. Nitekim aslında baktığımızda o dönemde Avrupa'da bankacılık endekslerinin %23-25'ler civarında gerilediğini görüyoruz. Yani iki konu üst üste binmiş. 2013'teki ikinci krizde ise bu sefer dünyada ekonomiler gayet iyi gidiyor. O yıl içinde S&P %30'luk yükseliş yakalamış durumda. Bu borç tabanı krizi sırasında sadece %6 geriye çekilmiş. Şimdi burada şu anda ekonomiler nasıl derseniz kesinlikle 2011'deki bankacılık krizi gibi bir sıkıntı yok. Bazı boş söylentiler var. Resesyon yaklaşıyor diye. Kesinlikle yanlışlar. Bundan ilgili video yapacağım. Bugün önceliği borç zamanında geçireyim. Yoksa bununla ilgili konuşuyor olacağız. Enflasyon geriye doğru gidiyor. Yani 2011'deki gibi bir sıkıntı yok. 2013'deki kadar rahat da değiliz. Bu da %100. Bu durumda aralarda bir yerde bir geri çekilme S&P 500'de olabilir. Ama bunu tam olarak bilmek açıkçası çok zor. Ama böyle bir riskimiz var. Eğer bu riskten çekiniyorsanız takip etmeniz gereken iki gösterge var. Amerikan Credit Default Swap'lar yani borcunu ödeyememeye karşı sigorta poliçelerindeki yükselişi izlemeniz lazım. Bir de bir aylık Amerikan hazine kağıtlarındaki faizi. Eğer buralar çok hızlı yükseliyorsa riskimiz büyüyor demektir. O durumda önlem almak iyi olabilir. Önlem olabilir? Hisse senedi satabilirsiniz. Kendinizi hece edebilirsiniz. Önlemler alınabilir. Bu ayın sonlarına doğru bu sorunun büyüyebileceğini tahmin ediyorum. Uzun vadede benim için alım fırsatı demektir. Çünkü Amerika'nın bu sorunu çözmemesi mümkün değil. Ve benim ana teorim olan enflasyon düşüyor. FED eninde sonunda gevşeyecek gelecek, gelmiyor. Amerika bir yumuşak iniş hazırlığında teorim hala geçerli olduğu için kendime bir miktar hedge etmeyi düşünüyorum. Ama hisse seni satmamaya tam tersi de bu dönemde fırsat çıkarsa biraz daha portföyümü büyütmeyi düşünüyorum. Tabii bunlar bir yatırım tavsiyesi değil, geçmiş geleceğin garantisi değil. Geçmişteki davranıştan farklı şey olabilir borsada ama en azından benim tutumum bu şekilde. Bu arada Amerikan Başkanı Biden'ın bu borç tavuğunu aşmak konusunda bir alternatifi var. Başkan anayasaya başvurabilir burada. Anayasada bir 14. değişiklik dedikleri 14th Amendment diye bir madde var. O, ve o diyor ki Amerikan devletinin borcu hiçbir şekilde pazarlık edilemez. Kısaca öyle özetliyorum size. Ama bu bir anayasa değişim maddesi. Kabul edilmiş zamanında meclisi ama bunun bugünkü pratik kanunlarla nasıl birleşeceği vs. biraz tartışmalı. O yüzden Biden dedi ki gerekirse başvururum ama pek de istemiyorum çünkü bunun yol açabilecek kanuni sorunlar, davalar süreçler uzayabilir. Bu nedenle büyük ihtimal uzlaşmaya gidecekler. Ama ellerinde böyle bir silah da var. Ellerindeki ikinci silah da evet paraları bitiyor ama bütün borçları ödeyeceklerse. Buna karşın borç seçerek ödeyebilirler. Mesela derler ki biz askerlerimizin maaşını ödeyeceğiz arkadaş. Sosyal güvenlik sistemini çökertmeyeceğiz ama hazine kağıtlarındaki faizleri ödemeyeceğiz. Böyle bir takım opsiyonlar da var. Yani Amerikan devleti hemen Mayıs sonunda kapanacak diye de bir şey yok. Bu alternatifte lütfen aklınızda tutun. Evet Amerika'da durum bu. Ama fırsat çıkarsa daha fazla hisse alma niyetindeyim. Özellikle de Palantir'e çok bakacağım. Palantir çok önemli bir hisse senedi. Şu videomda Palantir'i anlatmıştım. Yarın da katıl üyelerine ve Haddin Aşk Kulübü üyelerine Palantir hissesiyle ilgili önemli paylaşımlar yapacağım. Şu anda hisse resmen coşmuş durumda. Çünkü son bilançoda çok olumlu şeyler açıkladı. Bu da bir yapay zeka hissesi. Yarın detayları ele alacağız. Eğer siz de ilgileniyorsanız yapmanız gereken tek şey katıl tuşuna basmak. Evet durumlar böyle. Her zamanki gibi soru ve yorumlarınızı bekliyorum. Sevgiyle kalın, hoşçakalın. Görüşmek üzere.